Kusura bakmayın. Bu ilk bakış videosunu part 1, part 2 şeklinde kesmek zorunda kaldım. Bu arada bu videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve bir abone ol butonu var arkadaşlar. Şirin kırmızı bir buton. O abone ol butonuna basarak bana abone olmayı unutmazsanız çok makbule geçer. Videolardan ilk başta siz haberdar olmuş olursunuz. Oyuna kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. O boss'u kestim ben. Ve şimdi size kendi zorluk dereceme göre bir yeri göstereyim. Kendi zorluk dereceme göre bir yerde oynayayım. Ki siz de oyunun ne kadar zor olduğunu görün. Oyun çok kolay değil. Ben ilk başlarda kolay seviyeleri oynadığımdan dolayı size kolay gibi gözüktü. Ama o kadar kolay değil. Hele ki tek başınıza oynuyorsanız. Ve dediğim gibi oyunun tek eksiği yanı bence 4 kişi girsek de tek başımıza girsek de aynı sayıda düşmanla çarpışmamız. Ve oyunda çok fazla düşman çeşitliliği var arkadaşlar. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Kayıt kendi kendine kapanmış. Nedendir bilmiyorum. Bu sebepten dolayı part 1, part 2 şeklinde çekiyorum. Render yaparım ama render yaptıktan sonra çektiğim videonun FPS'si düşüyor, kalitesi düşüyor ve ben onu istemiyorum abi. Onun olmasını istemiyorum. Aa yeter be. Bu kadar uğraştırmazdı bu normalde. Daha çabuk tokatlardım. Nihayet icabına bakmayı başardım. Yani çok değişik bosslar var, çok değişik karakterler var arkadaşlar. Karakter çeşitliliği de mevcut. Bu arada benim para neredeyse 1000'e vardı. Bu parayla ne yapıyorsunuz abi? Ekipman falan satın alabiliyorsunuz. Ben zaten bunları videoda gösterdim de kesilen kısmında mı gösterdim yoksa video içerisinde mi gösterdim bilmiyorum. Bu yüzden tekrar bir göstereceğim zaten bu part 2 kısmında da. Oyun çok eğlenceli. Yani ben eğlenerek oynuyorum şahsen. Evet, bunu da kestik. şunları da kesmeyi unutmayalım. Ekstradan para veya can alabiliriz buralardan. Mana da geliyor ama ben büyücü olmadığımdan dolayı mana gelme olayına pek fazla bakmıyorum. Bu arada bunlar da büyü yapabiliyor tabii ki. Sizler ilerledikçe oyunun zorluk derecesi artıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani tek başıma 4 kişinin oynadığı aynı zorlukta oynamak beni gerçekten birazcık sıkıyor. Umarım yanlış bilmiyorumdur ama tespit ettiğim kadarıyla olay bu şekilde işliyor. Ya yani tek başına oynasan da 5 düşmanla dövüşüyorsun. 4 kişi oynasan da 5 düşmanla dövüşüyorsun. Zorluğu arttırmak babında 4 kişi oynarken 8 düşmanla falan karşılaşabilirdi. Ben tek başıma 4 kişinin zorluğunu göğüslemek durumunda değilim. Burayı da kestik. Galiba kazara elim artı tuşuna çarptı abi savunma yapacağım diye. Benim savunma tuşu 6'da, 6 yerine artıya basmış da olabilirim. Kusura bakmayın bu yüzden part 1 part 2 yapmak zorunda kaldım. Ya, bu arada benim bunları çatır çutur dövmem lazım abi. Buranın seviyesi de o kadar fazla değil çünkü. Ya yeter bir kıpraşma da ağzını burnunu dağıtayım ya. Bug'a giren balık en sevdiğim. Neyse bunun da icabına baktık. Yarasa da çok işe yarıyor bu arada arkadaşlar. Yanınıza aldığınız hayvanlar da çok işe yarıyor. Zaten bu videonun part 1'inde sizlere neler olduğunu göstermiştim. Şurayı da bir halledelim. Bu arada boğazım ağrıyor ya. Gerçekten sevmiyorum böyle oynamasını. Yani o kadar sunum yaptıktan, oynadıktan sonra bir bakıyorum video kesilmiş. Aa, üzüyor yani, üzdü. Ve bu da boss'umuz arkadaşlar. Pek güzel için eğer. Benim kafadan gözüküyor mu bilmiyorum da burada görürsünüz zaten. Bu boss'ta da prenses kurtarmıyorsunuz. Sadece geçiş yapıyorsunuz diğer boss'a. Bu arada burada yapacağınız en mantıklı şey yakın durmak ve bireysel saldırılarına karşı kalkan tutmak. O kadar sık bireysel saldırı yapmıyor zaten. Bir kere savunduktan sonra işiniz kolay. Yılanları büyü saldırısı ya da fiziksel saldırı yapıyor. Aynı zamanda bu bakışa denk gelirseniz eğer taşa dönüşüyorsunuz. Ve evet ben bak bu saldırısını geri teptiremedim misal. Zeşkem savunma yapmak nedir bilsem. Vur bakalım. Arkadan saldırırsanız tabii ki size zarar veremiyor o yılan efendiler. Siz de çatır çutur arkacılık yapa yapa kesebiliyorsunuz hatun arkadaşı.
Bu Medusa arkadaşlar galiba, yani Medusa karakterini çizmeye çalışmışlar. Yunan mitolojisinde var olan bir karakter kendisi. İşte bakışlarıyla taşa çeviren, galiba Afrodit tarafından lanetlenen, önceden çok güzel olan, tam olarak bilmiyorum ne olduğunu, açıkçası pek de umurumda değil. Ve bundan da bir silah kazanıyorsunuz aynı zamanda. Şu tarağı almayı denedim, tarağı alamıyorum. Ve hepsinden fazla experience aldım bu bölümde gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü bu bölüm diğerlerinden çok daha zordu. En son benim ulaşabildiğim yer burası. Daha buradan ileri gidemedim. Bu arada alışveriş yapacağınız yerler şuralar arkadaşlar. Başında G yazıyor. Galiba Golden G'si. Buradan girip alışveriş yapabiliyorsunuz. Misal domuz peti varmış. Bu domuz peti ne işe yarıyormuş? Bize yiyecek bularak canımızın artmasını sağlıyormuş. Potionlar var. Bomba var. Bende bunlar var zaten. Şu an kullandığım silah bu. Budur yani. Mağazalar o kadar da çok geniş değil. Ve neredeyse 26. seviyeye ulaşmak üzereyim. Dediğim gibi arenaları kazanırsanız eğer yeni karakter unlock edebiliyorsunuz. Yeni karakter açabiliyorsunuz. Ve her alanda farklı farklı karakterlerle kapışıyorsunuz arkadaşlar. Her alanda farklı düşman tipleriyle karşılaşıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse çölde karşılaştığınız düşman tipiyle suda karşılaştığınız ya da bataklık arazisinde karşılaştığınız düşman tipi bir değil. Düşman tiplemelerinin gelişmiş olması da güzel bir şey. Geniş örneklendirilmiş düşman tipleri de. Efendim, dilerseniz ne yapalım? Bir de ne yapalım abi? Tam olarak ben de bilmiyorum. Dişime göre bir yere gittim zaten. Şimdi ne yapabilirim? O zaman en son yeri bir oynamaya çalışalım sizde. Ben gerçekten oynamayı denedim ama çok çok zordu bölümü geçmesi ve geçebileceğimi zannetmiyorum ama sizler için tekrardan bir deneyeceğim. Burası benim seviyeme göre bir yer ve gerçekten çok zor. Zaten fark edeceksiniz. Çatır çutur kesemeyeceğim. Bu arada bu arkadaşları kesebilmek için şu büyük olanları ya havadan combo yapacaksınız abi ya da sandviç yiyip siz de büyük formunuza döneceksiniz. Bu arada bu kayaları da dojlamak lazım. Ve canım hepsinden çok gidiyor farkındaysanız bu bölümde. Çünkü karşımda duran bir dev ve hakikaten sağlam hasar vuruyor yani. Hakikaten sağlam hasar vuruyor. Yeter artık gölgelerin gücü adına deyip dönüşeyim mi illa? Yani pot falan kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Oo. Abi yeter, yerden yere vurdun ya. Yerden yere vurdun ya. İşte sorun burada başlıyor. Kendi seviyenizde bir yere girdiğiniz zaman 4 kişinin karşılaştığı zorluğu tek başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Bu genel anlamda çok sinir bozucu. Çok sinir bozucu bir şey. Ya ben 4 kişinin zor kestiği yaratıklarla tek başıma mücadele etmek zorunda mıyım? Hani 4 kişiye 3 insan çıkarıyorsan bari bana bir tane çıkar, değil mi? Ya da ne bileyim, o büyük olanı al aradan. Aynı işlemi burada da tekrarlayacağız. Bunları zaten zırhları hayvan gibi. Kaçarak dövüşeceğiz artık. Onları gelen kayalara çarptırmaya çalışacağız. Kaçarak dövüşeceğiz. Pek fazla yapacak bir şey yok maalesef. Ya da böyle havadan combo yapacağız. Zaten tutup iki tane vursa ben yamuldum. Anında yamuldum. Zor. Aynı yere tekrar tekrar girmek istemiyorum açıkçası. Bir de şuradaki boss'u deneyelim isterseniz tekrardan. Bu da Mısır boss'u. Evet, bunu geçmesi gerçekten zordu. Ama tekrar oynayabilirim. Tekrar oynayabilirim. Bu Mısır boss'unu geçmesi gerçekten zordu çünkü. Ve buradan sonra, bu Mısır boss'unu geçtikten sonra bize bir borazan veriyorlar. O borazanla da geçiti olmayan kapıları açabiliyoruz arkadaşlar. Bunun ben daha zayıf noktasını bulamadım maalesef. Zayıf noktası neydi bunun? Bilmiyorum tam olarak. Abi senin zayıf noktan neydi ya? Zaten çok zor kesiyorum gördüğünüz gibi elemanı. Ha, çatır çutur girişiyorum ama canı gitmiyor herif tank niyetine. Maşallah. Bunlara basınca canımız mı gidiyor? Ne oluyor? Hala anlayabilmiş değilim o olayı ben. Bunun gerçekten zayıf noktasını çözemedim aga ya. Hakikaten zordu bu boss yani. Bu arada petleriniz bosslara bir şey yapamıyor arkadaşlar maalesef. Ha, buna havadan gireceğiz galiba. Buna havadan gireceğiz. Oyun gerçekten zevkli ama tek başına oynandığında o kadar da büyük keyif vermiyor, onu söyleyeyim.
Ama arkadaşlarınızla güzel bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Ha, tabii ki online olarak da oynayabilirsiniz ama online o kadar çok oynayan yok. Yani çok fazla medet ummayın. Ben 4-5 saat bir oynadım. Yani her saat başı bir girip deneyim dedim. Saat başı yarım saatte bir girip deneyim dedim. Başka insanlar var mı onlarla birlikte oynayabilir miyim diye. Yok çok fazla umut etmeyin. Fazla oynayan yok yani oyunu. Ama güzel şirin bir oyun bence. Evet, bu boss'u kesmesi artık çok daha zor olacak. Çünkü artık delikanlıca dövüşmeyecek. Bu içeri girip girip çıkacak. Sonra ortaya çıkacak. Bir sağa sola sataşacak. Ya buna ok da hasar veremez ki. Benim okçuluğum da çok kötü. Bakın 3 zarar veriyor. Dalıyorum 32 zarar. Ok atıyorum 3 zarar. 3 zarar ne demek abi ya? 3 zararla bu adam inmez ki. Ha bir de okçu olarak custom karakter var. Tabii ki her karakterin özelliği farklı. Ve seçtiğiniz karaktere göre de özellik değişiyor. Mesela siz tank bir karaktere büyü verirseniz tabii ki o karakter onu oynarken zorlanırsınız. Yani o karakter onu yaparken zorlanıyor. Ay yeter artık öleceksin mi ya? Hakikaten baydım be moruk. Siz bir de bunu kendi seviyenizde oynamaya çalıştığınızı düşünün abi. Bak ben bu seviyeden dayak yiyorum. Siz bir de bunu kendi seviyenizde oynamaya çalıştığınızı düşünün. Yani gerçekten bosslar adamı kanser ediyor. O derece, o derece gerçekten adamı böyle sinir hastası ediyorlar. Ben o size gösteremedim de ya yani ben bir boss'u geçeceğim diye 2-3 saat uğraşmak zorunda değilim abi. Ben boss'ları rahat geçeyim diye boss'tan önceki bölümü 4-5 defa oynuyorum yani. Niye? Çünkü bunlar 4 kişiye göre hazırlanmış. Ben tek başıma girdiğimden dolayı çok zor oluyor tabii ki. Yani son bir vuruş kaldı. Hadi gancıklık etme. İndirdik abi aşağı. Daha sonra biz onu indirince buradaki arkadaşlar gidiyorlar ve bize boruyu getiriyorlar. Ve biz bu boruyla bir kapıya üfledikten sonra şeyi açıyoruz abi, geçidi açıyoruz, gizli geçidi. Bu arada boss'un kendisi bile sadece 130 experience verdi. Siz düşünün artık. Ben bu karakterimi saldırı ve defans ağırlıklı yapıyorum. Dilerseniz kapatmadan önce bir de size kendi yaptığım okçu karakterini göstereyim. Okçu da gerçekten güzel. Bu arada her bir yere giriş çıkış yaptığınızda oyununuz kendiliğinden kaydolmakta arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Oyunu elle kaydetmenize gerek yok. Bir de size o kendi karakterimi göstereyim ben. Şu okçu olan arkadaşı. Daha henüz başkasını kasamadım zaten. Tek başıma girip kasmak istemiyorum açıkçası. Yani okçu büyücü olacaksan yanında oynayacak bir savaşçı olması lazım. Misal şuradan göstereyim abi. Yine aynı sahneyi tekrar izleyeceğiz maalesef. Bizim kral burada Altınay'a diyor ama git onu yakala tut getir bana demeyi ihmal etmiyor. Bakın bunun ok atışı çok daha hızlı ve çok daha yüksek hasar veriyor. Bunu da zaten savaş esnasında göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 hasar veriyor. Bunun sebebi tabii ki kendi seviyemden düşük bir yere girmem ama hani okçu kasarsanız da böyle bunun nimetlerinden faydalanırsınız abi. Tabii ki birebir de çok başarısız olduğundan dolayı grup halinde oynamak gerekiyor. Ya da benim gibi amele amele aynı seviyeleri tekrar tekrar oynamanız gerekiyor. Ki bu çok can sıkıcı bir durum. Gördüğünüz gibi benim de kılıcım hasar vuramıyor buna. Hatunları kaçırıyorlar yine. Ve biz de gidip onları kurtarmaya çalışacağız. Ya ben sadece okçuyu da göstermek amaçlı şey yaptım. Daha hiç büyücü kasmadım. Valla şu anda kasmaya uğraşır mıyım? Uğraşırım da bir 15-20 dakikamı alır. Ki 15-20 dakikaya 3 partlık ilk bakış videosu olur. Abi 3 partlık ilk bakış videosu mu olur ya? Çok seri ok atıyor gördüğünüz gibi. Robin Hood'luk yapabilirsiniz ama kalabalık düşmanlar geldiğinde ne yaparsınız bilmiyorum. Çok fazla kaçarak oynamanız gerekiyor. Bunda savaşçıdaki gibi böyle şey yapamazsınız. Çatır çutur girişemezsiniz. Bu yüzden hatta bununla oynarken yanınıza tank bir pet bile alabilirsiniz. Şu olayı sevdim ben bir tek. Aynı seviyeleri oynayarak experience kasabiliyoruz. O da olmasaydı zaten babayı yemiştik herhalde. Aynı yeri bir 20 defa öyle öyle tekrarlardık. Niye ilerleyemiyoruz Hacı Tello? İlerledik.
Gördüğünüz gibi kalabalık bir düşman grubu içerisinde pek etkili olamıyoruz maalesef. Kenara geçip çatır çutur oklamamız gerekiyor. Ve her yerde maalesef şu an bizim için savaşan o moblardan olmuyor abi. O moblardan olmadığı için de siz zorluk çekiyorsunuz okçuyla tek başınıza oynadığınızda. Misal bakın boss'u bununla kesmeye kalkalım. Kalkalım. Boss'u bununla kesmeye çalışalım. Emin olun zorlanacağız. Emin olun bunda çok zorlanacağız yani boss'u keserken. Zor çünkü. 4 kişi oynarsanız tamam ama tek başınıza. Şimdi bak Dattogerino. Bir de bunların küçük boylarıyla uğraşmak zorundasın. Babadan oğlan nesil çünkü bunlar. Ve boss savaşı esnasında şöyle zıplayan seyirci tiplemesi var ya. Evet ben en çok ona deli oluyorum. Ben boss'a saydırıyorum abi. Tam savaşın orta yerinde. Adam önüme kalkıyor ve jort. Ya bu şekilde oturup experience kasmak da pek eğlenceli değil. Ben hikayeyi bitirmek istiyorum. Hikayeyi bitirmek için benim o az önce oynadığım 24 seviye karakteri en az 30 falan yapmam lazım herhalde. Ya da birkaç tane arkadaş bulup öyle girmem lazım. Ki o birkaç arkadaşın da seviyeyi yükseltmesi lazım. Her türlü ben senaryoyu bitirene kadar canım çıkacak anlaşılan. Her neyse izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Castle Crasher'ın iki partlık ilk bakış videosunun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.